var Galatasaray'ın lige dönüşte. Herkes dört gözle aslında Icardi'nin eski performansına dönmesini bekliyor Selahattin Kınalı. Bilmiyorum golleri görebildiniz mi Tabii. ama Icardi'nin özellikle golünü atmış olması. Gomis'in her ne kadar artık birinci tercih olmasa da yine hala formunu koruyor olması Galatasaray adına, Galatasaray camiası adına sevindirici bir gelişme. Karabağ takımı da bayağı pozisyonlar buldu. Çok mesela Okan ne toplar çıkarmış. Sonra özetlerini izledim. Okan zaten çizgi kalesi olduğunu gösteriyor. Çok iyi bir çizgi kalesi. Yani inanılmaz toplar çıkarmış. Yani Karabağ zaten iyi bir takım. Yani Azerbaycan o futbol son yıllarda bir sıçrama yaptı yani. Yükselişe geçmedi, sıçrama yaptı. Karabağ iyi bir takım kurmuş. Geçen senelerden birkaç sene öncesine kadar yani averaj takımı olarak görülüyorlardı. Ama şahane bir takım kurmuşlar. Bir akıl koymuşlar sahaya çok belli. Galatasaray'da Gomez'in gol atması, Gomez o pozisyonları zaten hep atıyor. Ceza sahası golcüsü. Atar. Yine son 10 dakikalar, 15 dakikalarda girer yine puan kazandıran goller de atabilir. Ama tabii herkesin daha çok önem verdiği Icardi. Icardi de bana göre düşüş içinde değil. Oyuncuları zaman zaman daha az gol atabilir. Daha az pozisyona girebilir. Yani kalite yani böyle dönemsel olarak yok olmaz. Yani yok edemezsin yani. Icardi'nin penaltıdan da olsa hani golünü atmış olması onun için de bir moral. O da hani gidip tribünlerle bütünleşmeyi belki özlemiş. Hani bayrağı alıp salladı. Zaten hani kendi sahan gibiydi. Yani Galatasaray taraftarı ve belli bir bölümü doldurmuş ama oradakilerin ne kadarı Türkiye'den giden Galatasaray taraftar o da tartışılır. Büyük çoğunluğu Azerbaycan'daki Galatasaray. Yani ha, hepimiz biliyoruz ki yani yurt dışında Galatasaray'ın diğer Türk takımlarına göre daha çok taraftarı var. Onun nedenini de Öyle var, biliyoruz. evet. Gayet doğaldır. Ama ben Trabzonspor taraftar sayısının da Galatasaray'a yakın olduğunu düşünüyorum yurt dışında. Bunu Erman abi de sık sık söyler, Erman Toroğlu. Bunun nedeni de yurt dışında giden işçilerimizin çoğunun hani birer emekçi olması, Trabzonspor'un da emeğin takımı olmasıyla özdeşleştiriyorum. Ama diğer takımlarımızın da büyüklerimizin özellikle yurt dışında büyük bir enerjileri var. Dünkü örneği başka örneklerle de çok rahat yaşatabilirler bize. Hep dönüp dolaşıp deprem bölgesine geliyorum. Çünkü gerçekten bazen çok kolay unutuyoruz. Yani hafızaya beşer derler, nisanla maluldür ama gözümüzün önünde ve iletişim çağındayız. Her gün kanallar bağlanıyor. Özellikle A Haber çok bağlanıyor. Oradaki felaketi görüyoruz. Oradaki insanların dayanışmaya olan istekleri, arzuları, o duyguyu, yaşama ihtiyaçları sudan bile daha önemli. O duyguyu hissettirmek çok önemli. O yüzden bu tür organizasyonlar ona yarıyor. Şimdi bu maçı Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Defne'de, İslahiye'de izleyen insanların aldığı hazla bizimki bir değil. Onlar yalnız bırakılmadıklarını anlıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu parayla falan bir şeyle ölçemezsin. Kesinlikle öyle. Peki bugün bütün gazetelerde hemen hemen Zaniolo'nun yaptığı açıklamalar var. İtalyan basınına konuştu Zaniolo. Şöyle bir bakalım, hem Fanatik hem de Sabah'tan aktaracağım. Farklı bölümlerine vurgu yapmış aslında iki gazete. İlk olarak Fanatik 2'den okuyalım. Böylesini görmedim başlığıyla. Cimbom'un süperstarı Zaniolo İtalyan basınına konuştu. Aslan'da yaşadıklarını ve Fenerbahçe'yi reddetmesini anlattı. Stadyum inanılmaz, daha sıcak bir yerde oynamadım. En az Stadio Olimpico kadar iyi. İlk golümü attığımda uçuyormuş gibi hissettim. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve milli takıma geri dönmek istiyorum. Fenerbahçe'nin teklif yaptığı doğru. Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve onlara söz vermiştim şeklinde. Aslında birkaç gün önce hatırlarsınız, menajeri de benzer bir açıklama yapmıştı Zaniolo ve menajerini doğruladı aslında. Evet. Fenerbahçe'nin de kendisine bir teklif yaptığı yönünde ama Galatasaray'a söz verdiğini söylüyor. Şimdi hemen Sabah gazetesindeki bölüme de bir vurgu yapalım. Sabah'ta da Çağdaş Halıcı kaleme almış Zaniolo'nun açıklamalarını. 5 yıl kalmam başlığıyla Galatasaray'ın İtalyan yıldızı ülkesine dönüşünün uzun sürmeyeceği mesajını verdi. Geleceğimi kimse bilemez ama ben Galatasaray'da kazanıp İtalya milli takımına dönmek istiyorum. Türkiye'de 5 yıl kalacağımın garantisini veremeyeceğim. Hedefim şampiyon olup kupalar kaldırmak şeklinde konuşmuş Zaniolo. Zaten kimsenin de 5 yıl kalması yönünde bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum Zaniolo'nun ama
Geçen Erden Timur bir şeyleri anlattı, dinledim. Zaniolo transferini anlattı. Bir de Hakim Ziyech'ten son anda döndük diyor. Yani transfer stratejisi olarak gayet güzel işler yapmışlar. Zaniolo transferi Galatasaray camiası için de, tribündeki taraftar için de bir fırsat transferi. Aslında ekonomik kazanımının daha çok öne çıktığı bir transfer olarak görüyoruz bunu. Hani 10-15 milyon euroluk gelirler hayal ediliyor diyelim ya da gerçekleşecek. Ne kadarı gerçekleşecek bilmiyoruz, bilmesek de. O kadar da olabilir. Ama üst düzey bir oyuncu. Oyuncunun penceresinden bakınca da böyle düşünmesi gayet doğal. O kendi ülkesinde kendisine hak ettiği değerin verilmediğini düşünüyor. O değerin verilmesi için bir mücadele içinde. Burada kendisini kanıtlayacak. Galatasaray da bunun için çok güzel bir marka. Kendi kulübü Galatasaray'dan daha büyük bir kulüp değil. Daha büyük bir takım olabilir. Kulüp başka, takım başka. Büyük bir camia. Burada kendisini gösterip tekrar İtalyan milli takımındaki formasını almak istiyor. Belki yine İtalya'da ya da başka bir daha yani benzerliklerde İspanya'da, İngiltere'de rol almak da isteyecektir. Her genç oyuncunun rüyası Premier Lig'de oynamak olmalı bence. O da vardır mutlaka. Bakalım şimdi sözler konuşuyorlar, anlatırsın. Hepsi güzeldir, çok güzel şeyler söyler, hayallerini söylersin. Düş kırıklarını anlatırsın, hepsini anlarız. Ama asıl olan sahada ne verdiğindir. Bunların hepsi unutulacak, bunlar köpük gibi uçup gidecek. Senin sahada ne verdiğin konuşulacak, seni belirleyecek olan da bu. Kendi başına özel çalışmalar yapıyormuş duyduğuma evet. göre. O yüzden belli ki kendi de hırs yapmış ama geçen söylemeye çalıştım. Bunun babası bence büyük şans Zaniolo'nun. Onunla ilgili hani konuşmalarını, düşüncelerini medyada okudum. Babasının varlığı da Zaniolo'nun bu kendini yeniden ispat etme, yeniden var olma savaşında büyük avantaj sağlayacak Zaniolo'ya. Galatasaray taraftarı ne düşünüyor? Çıksın bize 3 tane maç alsın. 8 maç mı kalmış, 10 maç mı kalmış? 10 maç. 3'ünü bize alsın yeter tabii. Zaten Gomis ligin başında Galatasaray kötü oynarken 3-4 maçını aldırdı, misyonu tamamladı. Şu an Galatasaray taraftarının gözünde Gomis'in müthiş bir kredisi var. Geleceği olmasa da hani Gomis de 37-38 yaşına geldi. Hani seneyi kimsenin ne olur, gözüne bilmiyoruz. Batmıyor yani. Tabii batmıyor. Zaniolo da bir fırsat transferi olması gerçeğinin tolere edici bir alan açtığını biliyoruz. Ama sonuçta sahaya çıkacaksın. Sen Zaniolo'sun. Galatasaray'a yani 1-2 maç kazandırman gerekiyor. Onu kazandırdığı anda belki hikaye sonrasında da devam edebilir. Çünkü kendisi de diyor ya, Türk Telekom'a çıktım diyor. Bizim stat'tan aşağı kalır diyor. Kusura bakma aşağı kalır değil. Daha ateşli iyi. Taraftar görmedim diyor. Daha iyi bizim stat yani. Daha yeni çünkü. Taraftar zaten öyle. Şimdi tekrar döndüğünde İtalya'ya belki yine uyum sağlayamayacak. O zaman Galatasaray'a harbi sözleşmeli oyuncu olarak dönüp burada hikaye yazabilir. Çünkü bu aslında esas isteği sanki kulüpten ziyade İtalya milli takımında forma giymek. Çünkü her açıklamasında o milli takım vurgusunu görüyoruz. Mesela Mancini'den çok sık açıklama geliyor. Biraz kendini geliştirirse alacağım, bekliyorum diye. Sanki böyle milli takımla ilgili daha fazla bir hevesi, isteği var. Ama işte o bir meydan okuma. Diyor ki ben bu alanda İtalya'nın en iyisiyim. Yani en iyisiyim demenin yolu milli takım. Tabii. O yüzden bunu söylüyor. Takımlar önemli değil. Fakat Galatasaray'la hikayesinin devam etme olasılığı bence güçlü. Çünkü bir yerde bir şey tutmuyorsa, yani tamam anlıyorum, delikanlı kendini kanıtlayacak. Yani tutmaması için bazı altyapı ögeleri var demek ki orada İtalya'da. Yine tutmayabilir. O yüzden, yani siz şunu mu diyorsunuz? 6 ay değil daha doğrusu, lig bittikten sonra gider. Ama yine adapte olamazsa Zaniolo'nun yolu yeniden Galatasaray'a önümüzdeki düşer sezon ve o zaman da Galatasaray'ın gerçekten efsane oyuncularından biri olabilir diyorsun. Ama tabii bu maliyetlerle değil. Yani Icardi gibi hani kiralama yöntemi kullanılabilir. Hmm. O olabilir ama oyuncunun aklına düştüyse hani kendisi ifade ettiği için söylüyorum. Tribünler ve taraftarla bu tür bir iletişim kurabildiyse kendi iç dünyasında bunun geleceği olur. Bu hikaye yarım kalmaz gibi geliyor bana. Ama bu maliyetle de tabii ki olmaz.
Yönetimin gözü hücumda, yine Sabah gazetesinde bir transfer haberi dikkat çekiyor. Artık sadece yıldız isimler yazılıyor Galatasaray'a, farkında mısınız? Hani hiç böyle bir yerden bulunmuş bir cevher, işte işlenecek nokta atışı bir transfer diye değil de ciddi ciddi Şampiyonlar Ligi'nde adı olan, kariyeri olan isimler. Yine Alexis Sanchez ve Alfredo Morelos'un isimleri gündemde deniyor. Özellikle yeni sezonun forvet hattı için çalışmaların yapıldığı söylenmiş. Anladığımız kadarıyla bu durumda Icardi'nin gidişi öngörülüyor. Gomis zaten yaşı itibariyle devam edemeyecekse belki de Galatasaray'da forvet arayışları şimdiden başladı. O zaman Alexis Sanchez ve Rangers'tan Morelos'un isimlerine nasıl bakmak lazım? Alexis Sanchez en son EYT'den emeklilik için başvurmuştu. Bilmiyorum cevap aldı mı diye. Galatasaray elinde Icardi gibi bir adam varsa onu tutmaya çalışmalı. Alexis Sanchez'i de harcayacağı parayı ona katarak. Yani Alexis Sanchez de bedava gelmeyecek. O da bir, büyük bir kariyer. Kariyerin sonlarına gelmiş ama işte ben kariyer sonuna gelmiş adamları, işte Galatasaray şu an ülkemizin en kariyerli oyuncusu Mata. Ne fayda aldı Mata'dan? Hiçbir şey alamadı. Evet. Icardi gibi. Alexis Sanchez'in yaşını merak ettim. 34 filandır ya. Bir bak bakalım. Evet. 34. Tam nokta atışı. Oralardadır işte yani. Sonra şey, ortaya çıkışlarını, kariyer çizgilerini az çok takip ediyor. Bir beğendiğim de bir oyuncu ayrıca ama ya Galatasaray'ın, Türk takımlarının artık 34'lerden federasyon bir kotak, bir tane kotası olmalı. 30 üstü diyelim. Şey 34, 33 üstü neyse. Fazla olmamalı. Yabancılar için bahsediyorum bunu. Yani bu menajer zorlatmalarından birine benziyor benim için Alex Sanchez ama Morales'e bir şey diyemiyorum. Onu çok ciddiye almadınız mı? Yok. Ya inşallah olmaz diyorum. Galatasaray'ın parasına yazık olur.